Burun estetiği olmaya karar veren hastalarımızı poliklinikte gördükten sonra tabii önce ilk muayene çok önemli. Hasta neler bekliyor, ne istiyor, nefes alma problemi var mı? Biz kulak burun hekimleri olarak özellikle nefese çok değer veriyoruz. Endoskopik muayene ile başka eşlik eden problemler var mı? Onu tespit ettikten sonra hastaya bilgilendirmeler yapıyoruz. Et problemi olduğu varsa onları söylüyoruz. Kemik eğriliği ya da kıkırdak eğriliği, burun içinde başka problemler varsa aynı seansta onu da çözebileceğini söylüyoruz. Neler bekliyor hastalarımızı? Genellikle biz polikliniğimizde, hastanemizde bir gece yatış öneriyoruz. Yaklaşık ameliyatımız burundan buruna değişmekle beraber 1,5-2 saat civarında genel anesteziyle olan bir operasyon. Bir gece de hastanede yatırdıktan sonra genellikle sabahı taburcu ediyoruz. Artık eskisi gibi değil. Tamponlar çok küçüldü. Eskiden daha büyük metrelik tamponlarımız vardı. Şimdi havaalan silikon tabanlı küçük tamponlar var. Hasta ameliyattan sonra nefes alma problemi hiç yaşamıyorlar. Hatta bir gün sonra deniz suyu bile kullanmaya başlıyorlar. Bu önemli. En korktukları şeylerden bir tanesi buydu çünkü herkes özellikle hastalarımız tampon çekirken çok ağır oluyor, çok zorluk çekiyor. Bunlar artık şehir efsanesi, efsane olarak kaldı gerçekten. Burun estetiği ameliyatına karar veren hastalarda ameliyat öncesi eğer kullandığı ilaçları varsa onlar aynen devam edebilir. Sadece burada koraspin denen bir kan sulandırıcı bir aspirin türü ilaçlar varsa onlar bir hafta önce kesilmelidir. Bir de özellikle bizim sigara önemli bir faktördür. Ameliyat öncesi sigarasını bırakmasını, ameliyattan sonra da belli bir süre en azından içmemesini öneriyoruz. Hastaların en çok sorduğu şeylerden bir tanesi özellikle ağrı, şişlik, morarma olur mu ve tamponlar canımı çok acıtır mı? Burun ameliyatlarında artık eskisi çok ciddi ağrılar gerçekten ciddi olmuyor. Biz genelde kendi pratiğimizde zaten bir gece hastanede yatırdığımız için onun da ağrı kontrolünü rahatlıkla yapabiliyoruz. Diğer günlerde ağrı neredeyse giderek azalmakta veya hiç olmamakta. Morluk şişlik de artık en az seviyede olmakta. Yeni yöntemlerle neredeyse hiç artık morartmıyoruz hastalarımızı. Olsa bile özel kremlerle 3-5 gün sonra yüzünde belirgin bir morluk şişlik kalmıyor.